Nasılsınız hanımlar? Kolay gelsin canlarım, Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş bulduk, hoş bulduk Allah'ım. Selamun aleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk canlarım. Ay böyle başım döndü. İki sohbet edebilir miyiz? Bu tereyağı bozulur mu durursa? Yok yok. Bozulmaz mı? Tamam. Hayır. Evet canlarım, şu anda Trabzon'da Tonya'dayım. Kadıralak yaylasındayım. Ben de her Türk hanımı gibi tereyağına, bala bayılırım. Karadeniz'e gelirsin de tereyağı bal yemeden de gider misin? Hele de Tonya'ya. Asla. Ben tereyağını görmek istiyorum, yemek istiyorum dedim ve hanım ablalarım beni davet ettiler. Onları da tam yaparken yakaladık. Selam, isminiz ne? İsmim Fatma. Sizin isminiz? Şaziye. Şaziye abla, Fatma ablacığım. Şimdi burada tereyağı yapıyorsunuz değil mi? Ne yaptığınızı bana bir anlatır mısınız? Şaziye Hanım anlatsın. Aynen. Şaziye ablacığım, burada ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Önce inekten sağdığımız sütü kaynatıyoruz. Hı-hı. Biraz soğutuyoruz. Yoğurt mayalar gibi mayalıyoruz. Hı-hı. Ondan sonra tekrar onu soğutuyoruz. Ondan sonra bu yayaya döküyoruz. Hı-hı. Yayıyoruz böyle. İşte yağ oluşuyor. Tereyağı çok kıymetli bir şey. Hele şimdilerde de pahalandı tabii kıymetinden dolayı. Bu tereyağının yapılışı böyle mi? Evet. Yani herkes böyle mi yapar? Genelde böyle yapılır yani. Eskiden beri böyle. Ya bu gelenek olmuş bir şey. Aynen. Böyle pişmiş yani. Tereyağı. Pişmiş. Peki tereyağı Karadeniz'de niye meşhur Fatma abla? Yaylasından, doğasından. Yani yeşilliğinden ileri gelir ama bizim Tonya'daki coğrafi işaret almış bizim tereyağımız. Öyle mi? Evet, bizim yağımız. Ay, hani Tonya, bilmiyordum. Evet, Tonya'nın yağı yani Trabzon'un yağı meşhurdur ama Tonya daha bir başka. Yaylalarımıza bak görüyorsunuz, doğayı görüyorsunuz. Evet, çok yeşil, güzel, çiçekler. Çok. İşte ineklerimiz bu ottan yediklerinde böyle yağ böyle lezzetli oluyor. Aynen. Bir de pişmiş oluyor. Yani kaynatıyoruz, yoğurt yapıyoruz ya. Evet. Bazısı kaymaktan yapar. Yani hiç kaymağı mayalamadan kaymağı böyle çalgalar, o da yağ olur ama pişmiş olmaz. Nasıl oluyor? Bir dakika Fatma abla, şimdi ben bilmediğim için ekran başında benim gibi bilmeyen bir sürü ablalarım var. Evet, önce Şaziye'siz. Evet, önce tamam. Şöyle söyleyeyim, Şaziye abla, bir tane ablamız vardı. Bana dedi ki ineğin burada meyveleri çok güzel olur dedi. Evet doğru, meyvesi olur. İneğin meyvesi tereyağı, minci, peynir, ayran, yoğurt. Aynen. Şimdi evet. Tonya'da tereyağı coğrafi işareti almış, evet, öyle mi? Evet. Süper, harika. Peki bu karmak işini ben anlamadım. Bunun içine siz Şaziye abla önce ne yaptın yayanın içine? Bana adım adım anlat. Kaymağı koyduk içine. Hı hı. Azıcık da su koyduk. Kaymak bu bildiğimiz yoğurdu mu? Yoğurdu, he, yani yoğurt. Mayaladık ya. Yoğurt mu kaymak mı karar verir? Kaymağı mayalıyoruz. Yoğurt gibi. Nasıl yani ya? Şimdi kaymağı kaynatıyoruz. Şimdi sütü sağdık. Sağdık. Tamam. Onu bir yerde beklettik. Tamam. Üstüne kaymak geldi. Yoğurt oldu. Kaymak üstündeki kaymağı aldınız. Yoğurt olmadı. Yok. Kaymak geldi. Kaymağı aldık. Kaynattık. Pişirdik onu. Soğuttuk. Yoğurt mayalar gibi mayaladık. Kaymağı soğuttunuz, kaynattınız. Ha. Evet. Kaynattık. Sonra nasıl yoğurdu mayalarsın? Aynen. Kaymağı o işlemi yaptık. Bazıları da hiç yoğurt yapmadan o kaymağı tekrar burada sallarsan yine yağ çıkar. Olur. Çünkü kaymaktır. Evet. Hani kaymaktan yağ olur ama pişmiş olmaz. He. Tamam mı? O zaman bu piştiği için daha lezzetli. Bu piştiği için lezzetli ve aynen, hiçbir mikrobi falan öyle bir şey kalmıyor. Kaynamış, soğumuş ve yoğurt edilmiş. Ondan sonra burada sallanıp yağ ve ayran oluşuyor. Peki bu sallama neden? Birbirinden ayrılsın diye. Başka olmazsa o pişince. Hayır, pişince değil. O kaymakla ayran birbirinden ayrılsın diye sallıyoruz. Ondan yağ toplanıyor. Şimdi ayran ayrılıyor. Sonra dökeceğiz. Göreceksin. Orada göreceksiniz. Peki bu ne kadar sallanıyor? Bu yarım yağ saat olması oluyor. Bazen 5 dakika, yarım saat. Ya, olmazsa evet. Bazen soğuk oluyor, bazen sıcak oluyor. Hani onun içine şöyle sebze parmağından böyle değdirip bakıyorsun. Sıcak mıdır, soğuk mudur? Bakalım mı sıcak mı, soğuk az önce mu? Bir daha baktık. İşte bir daha bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yani. Bakalım. Evet, bakalım. Allah. Oy! Yağları bakın! Hani nasıl yüzüyorlar?
olur. Evet, az önce biraz soğuk şey sıcaktı. Azıcık soğuk su döktük ona. Doğaldır. Bunda hiçbir katkı yok. Gerçekten hiç, hiçbir katkısı yok. Kilo aldıran şeyler katkılı mı olması tabii, lazım Fatma? Yani katkılı oluyorlar. Kahvaltıda muhakkak yiyorsun. Tabii. Yemeklerde, kahvaltıda. Ay sizin yemekleriniz de bu yüzden mi güzel oluyor yoksa? Herhalde öyle. Eyvah vallahi. Benim de bu kilo tereyağından biliyorsun değil mi abla? Tereyağından başka hiçbir şey yemez. Kaldırmaz. Evet. Ama nereden bulalım senin gibi tereyağı yapana? Ama Karadeniz'in kadını bir de çok çalıştığı için evet. O yüzden de fitsiniz. Değil mi? Bilmem fit miyiz? Ben değilim belki. Fitsin aşkım, fitsin. Baksana. Gel gel seni şöyle bir çevireyim. Bak şöyle bir Türkiye bir görsün. Ya bir güzellik görsün. Gerek yok. Yerim seni ya. Utanma aşkım. Yok utanma. Bizim çünkü. Türk hanımları etli butlu güzel Fatma ablacığım. Yapacak bir şey yok yani. Mesela Oflular Trabzonları sevmez diye bir laf vardır. Tonya'da da böyle bir şey var mı? Öyle laf da var. Ama bir oflu gelse buraya biz en iyisinden ağırlarız. Yani bir insan bizim için kim olursa olsun. Yani, Tonyalılarda öyle, şey öyle bir şey yok değil biz mi? Bizde öyle bir şey yok. İnsan olsun yeter ki candan insan olsun yani misafirdir ağırlarız. Peki oflu var niye böyle diyor? Şuradır o laftadır. Bence yok. Biz oflularla da görüşüyoruz. Öyle bir şey yoktur. Hanımlar o zaman ben tereyağının tadına baksam çok iyi olur. Şey yapalım. Bunu boşaltalım. Azıcık daha sallayalım da. Daha bitmedi mi? Ha, o biz zaman sallamamız lazım. Biz sallayacağız aslında. Hani toplamak derler. Hani küçük küçük parçalar oldu. Biz böyle toplayacağız onu. Bütünleştireceğiz. Nasıl toplayacağız? Şöyle şimdi siz azıcık tamam. Size müsaade edin. Böyle. Ben de yardım edeyim abla. Kıyamam size. Buyur. Vallahi kıyamam. Ben de yardım edeyim. Aynı. Böyle mi sallayacağız? Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Çabuk olsun çabuk yiyelim. Nasıl? Ritmik bir şekilde mi? Evet, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Şimdi böyle bir, yavaş yavaş böyle salladığımızda içindeki böyle topaklar birleşmiş oluyor. Öyle çok peki sert yaptık. Gençler aynen yapıyor mu bunu Şazi abla? Dediği gibi ablamın. Gençler hepsi okumuş gitmiş. Gençler niye tembeller ya Fatma abla? Çalıştırmıyorsunuz ya o yüzden. İş öğretmiyorsunuz belki. Şey bunun maliyeti düşük olduğu için artık kimse yapmak istemiyor. Eskilerimiz demeyeyim de annelerimiz, babaannelerimiz böyle yayık yayarken evin içindeydi bu sargaç, evin içindeydi, mutfakta olurdu bu. Bunu böyle sallarken tabii annelerimiz ne hüzünleri, neyse eskileri, evde illa da aileden ölen biri vardı. Öyle şey maziyet alardı demek ki içinde. Öyle ağlama, ağıtlar yakardılar bunu sallarken. Ya. Ağıtlar yakardılar. Bazıları türkü söylerdi. Hani o tür şeyler vakit geçsin diye. Vakit geçsin hem de bu olsun yani zaman geçsin. Ay. Evet annelerimiz öyle. Sizde var mı ağıt? Hadi bir tane bize yakın olmaz mı? Ağıt ben... Türkü o zaman. Ya. Fatma teyze, Şazi anne, Şazi abla. Beraber. Hadi beraber o zaman. Şu Tonya'nın başına da değiller konak, yani değiller konak. Şu Tonya'nın başına da değiller konak, yani değiller konak. Gidi eski günlerde oy oy, hani o günler, hani hani o günler. Gidi eski günlerde oy oy, hani o günler, hani hani o günler. İşte böyle. Ay canım benim. Nasıl duygusal bir şeydi o ya. Tüylerim diken diken oldu vallahi. Yayık yayarken insan ders sahibi olur kız. Değil mi? Vallahi. Böyle yanık yanık türküler ağıtlar yakıyorsa evet, değil mi yanık Fatma yanık anne? Bizim zaten hep yanık yani böyle neşeli bir şey. Olur mu ya burası enerjik bir yer. Enerjik İnsanlar bir yer enerjik. Horonunuz var, evet, oyunlarınız var. Evet. Horon teper misiniz? Çok.
Ya evet. Hadi o zaman gelin. Bırak. Vur gel. Olur mu? Ya olur. Olur olur. Olur olur. Olur. Fatma abla hadi olmaz, gel. Olmaz. Biz önce işimizi yapacağız ondan önce sonra. İşimizi bitiririz sonra. Söz mü? O zaman evet. Biz yayı bitirelim şeyi evet. Tereyağını. Tabii tabii. Ondan sonra horonla bitiriyorum. Tamam. Oynarız olsun bir şey yok. Ah süper o zaman. Tamam. Fatma abladan sözü de aldıysak şimdi yayı döküyor muyuz? Dökeceğiz. Evet. Boşaltacağız. Ben işi bilmiyorum vallahi şey ziyan etmeyeyim de. Sindireceğiz yayı. Dur ben de yardımcı olayım abla. Bismillahirrahmanirrahim. Dökülmez değil mi? Yok. Oh, oh maşallah maşallah maşallah. Suyun içine niye koyduk? Yıkayacağız onu. Ayranı ondan alacağız. He. Şimdi eğer çok güzel yıkanmazsa eritirken böyle çatlama yapar yani hem de tavaya yapışır. He. Böyle ayranlı olursa. Böyle çok güzel yıkandığı zaman hiç böyle ipek gibi. He. Oh oh oh. Elimizle mi yıkayacağız? Çamaşır gibi ha? Yok yok. Çamaşır gibi. Merakla beklediğim tereyağı hazırlandı. Baksanıza mis gibi hem kokuyor. Kokusunu size anlatamam. Görüntüsü zaten bir harika, enfes. Ne güzel yıkadın onu öyle mis gibi aşkım. Ellerinize sağlık canlarım. Şu tereyağına bakın ya. Of gerçekten çiğ çiğ yiyebilirim bunları. Pişmişler, pişmişler. Hayır ekmeksiz yani. Ekmeğiniz de var. Var mı? Bir mısır ekmeği var mı? Evet. Ben bunu böyle yiyebilirim artık değil mi abla? Tabii tabii. Bu artık oldu. Hatta mısır ekmeğini kuzine deriz onu da yaptık. Ya evet. Hadi o zaman abla onu bir kopar da ben bir yiyeyim ya. Şunu vereyim mi abla? Ben isterim. Taçın. Dur bismillahirrahmanirrahim. Mısır ekmeğimizi de yapmış ablamız kuzinesinde. Of elim yandı Allah. Ver abla, ver aşkım. Of. Onu koyalım. Annelerimiz böyle sıcak mısır ekmeğine taze yağ koyardı, ezerdiler. Gösteriyorum canlarım. Gerçekten çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet Ben ömrümde böyle bir tereyağı yemedim ya. Tonya'da Kadir Alak Yaylası'ndayım. Meşhur tereyağını yiyoruz. Ablalarımız yaptı. Bir de coğrafi işareti almış ama hakikaten hakkıymış yani. Bu işin hakkıymış evet, evet. Hanımlar. Elinize sağlık. Tereddütsüz. Gerçekten artık bu, evet. bu yağın üstüne bir horon evet. oynanır. Horon. He vallahi oynanır ay abla. Tamam. Gel bir kere öpeyim seni kız. Oh ne güzel yaptın. Öyle seni de bir öpeyim. Marifetli kadınlarımız. Bismillah ben bir daha yiyeyim. Bir horon edelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.